Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum değerli hemşehrilerim. Erzincan'ın sesi, doğduğumuz ve doyduğumuz topraklarda sizlerin sesi ve gözü olmaya devam ediyor. Bugünkü rotamız Kemerburgaz Kent Ormanı. Burada öyle bir yere getirdim ki sizi, Mimar Sinan'ın, dahi Mimar Sinan'ın bir eserine getirdim. Mağlova Su Kemeri. Hep beraber gezelim. Bu müthiş patika yoldan aşağıya doğru Mağlova Kemeri'nin içine kadar gideceğiz. Evet, Mağlova Kemeri'ne ulaşmak için muhteşem bir patika yoldan iniyoruz aşağıya doğru. Mağlova Su Kemeri, diğer adıyla Muallak Kemer, gezmek için en ideal su kemerlerinden biri olduğu gibi, aynı zamanda Mimar Sinan'ın başyapıtlarından birisi olarak görülüyor. 257 metre uzunluğa, 36 metre yüksekliğe sahip su kemeri, bugün aktif olarak İstanbul'a temiz su taşımaya devam ediyor. Evet, hep beraber kemeri gezmeye başlıyoruz. Şimdi kemere doğru çıkıyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Yüksekçe merdivenleri çıkmaya devam ediyoruz. Müthiş bir manzarasıyla üst kata çıkıyoruz. Muhteşem. Müthiş bir esinti var burada. Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman Kemerburgaz bölgesinde avlanırken mermer taşlar üzerinde akan sular görüyor. Ve Mimar Sinan'ı çağırtarak bölgenin araştırılmasını, su yollarının tespitini ve su kemerlerinin inşasını emrediyor. Böylece Belgrad ormanlarının temiz suyunu Sarayburnu'na taşıyacak olan ve 40 çeşme su sistemi olarak bilinen çalışma başlıyor. 40 çeşme su sisteminin ana hattında bulunan Mağlova kemerinin yapımı 1554 yılında başlamış ve 1562 yılında tamamlanmış. Gezmeye devam ediyoruz. Bizler gibi buranın başka ziyaretçileri de var. Upuzun kemeri dolaşmaya devam ediyoruz. Güzel manzaralar eşliğinde sizlere bilgileri vermeye devam ediyorum. O kadar güzel, muhteşem bir esinti var ki size şiddetle tavsiye ediyorum. Gelin bu Mimar Sinan eserini sizler de görün, ziyaret edin. Ama buraya gelirken bayağı bir yol kat ettim değerli hemşehrilerim. Toplu taşımayla geldim. Toplu taşımadan sonra buraya 2 saat yürüdüm. Yani ama muhteşem. Muhteşem. O kadar yürümeye, o kadar uğraşa değer mi? Değer. Değerli hemşehrilerim, yeri gelmişken söyleyeyim. Bu 40 çeşme su sisteminde her birinde Mimar Sinan'ın dokunuşu bulunan 33 tane su kemeri var. Ve bu 33 tane su kemerinin uzunluğu 55 kilometreyi buluyor. Uzun tünel gibi kemeri geziyoruz hep beraber. Sizler de bu duyguyu hissedin diye an an size çekimler yapıyorum. Bak şu yerdeki çizikleri görüyor musunuz? Tarihe tanıklık edin. Yüzyıllardır bu kemer görevini yapmaya devam ediyor. 1563 yılında görülmemiş bir kasırgada tamamen yıkılan kemeri Mimar Sinan yeni baştan şiddetli akıntılara ve depreme dayanacak yeni bir sistem tasarlayarak inşa etmiş. Alt kattaki küçük gözlerle sel baskınlarındaki su şiddetini, üst kattaki küçük gözlerle de fırtınalardaki rüzgar şiddetini hafifletmeyi amaçlamış. Ayrıca ayaklara doğru genişleyen destekler sayesinde yapının ağırlığını da dağıtmayı başarmış. Su kemerlerinde ilk kez kullanılan bu inşa tekniğinin dahi Mimar Sinan'ı tarihin en büyük mimarlarından biri yapmaya yeteneceği söyleniyor. 257 metre uzunluğundaki bu devasa
kemeri hep beraber adım adım gezmeye devam ediyoruz. Evet, canım yurdum insanı tarihimizi de gene yazılarla doldurmuş. Olmazsa olmazımız değil mi? Yani ne diyelim? Kemerin uç noktasına kadar geldik. Şimdi buradan aşağıya doğru ineceğiz. Kemerden çıkıyoruz. Bu duyguyu sizlerde hissedin istedim. Gel böyle geçelim. Muhteşem. Tarihe tanıklık edin değerli hemşehrilerim. Kemeri gezdik, sonuna kadar geldik. Bir sürü ziyaretçiler vardı burada. Kemerin birazına kadar gelip hep çoğu geriye döndüler. Beni tanıyorsanız ben geriye dönmüşümdür mü? Hayır. Bir tek ben kaldım. Ucuna kadar geldim, burada bir çıkış buldum. Ve sizi muhteşem manzaraya götürüyorum. Hani benim bir sözüm var ya, diyorum ya sizlere hep, kendi adımlarınız olsun diye. Bakın. Manzaradan önce size ne göstereceğim? Kısmetim gene beni buldu. O kadar çok böğürtlen ki hiç el değmemiş. Bakın. Yani şimdi bunlar beni bekliyor. Ve muhteşem manzara. Hey gidi asırlara adını haykırtan ecdat. Kesilmese de o sadanın yankısı heyhat. Nice orduya denk ki neslinden bir Serhat, lakin hani nerede, nerede sana layık evlat? Asırlardır kızıl elmamız, feth-i cihandır. Önderimiz-i cihan serveri Habib-i Zişan'dır. Bu vatan uğruna tek sermayemiz candır. Kimse hatırlamasa da kan yine aynı kandır. Maruf-i cihan yere serildi, bir gözyaşı hatırına. Kıpkızıl kanla çizildi bu aşk kader levhasına. Dirilişine şahit olduk nice şehidin mezarında. Yaşattılar binlerce yıllık mirası er meydanında. Evet değerli hemşehrilerim, bir tarih köşemizde daha, Kemerburgaz'da Malgova kemerini gezdik. Ben de çok merak ediyordum, hep beraber gezdik. Daha başka nice tarihi mekanlarda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.